Sevgili seyirciler merhaba, ben Selin Ceylan. Bir İşkolik programına daha hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Ahmet Haşıl. Kendisi mekatronik mühendisi. Hoş geldiniz Ahmet Bey. Hoş bulduk, teşekkür nasılsınız? Ederim. İyiyim, siz nasılsınız? Sağ olun, bizler deyiz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii, kısaca bahsetmek isterim. İsmim Ahmet Haşıl. Aslen Trabzonluyum, Trabzon doğumluyum. 99'dan beri ailemle birlikte Adapazarı'nda, yani Sakarya'da yaşıyorum. Orta öğretimimi Sakarya'nın ilçesi olan, şu an benim de yaşadığım yer olan aynı zamanda Feriz ilçesinde bulunan Recep Bey Endüstri Meslek Lisesi eski ismiyle, şimdi tabii İstanbul Borsası Recep Bey Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi olarak geçiyor. Orta öğretimi burada elektrik elektronik bölümünde tamamladım. Lisans eğitimimi ise Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği bölümünde tamamlayarak 2019 yılında mezun oldum. Peki Ahmet Bey, mekatronik nedir? Ne anlamalıyız mekatronik denildiğinde? Şimdi şöyle, mekatroniğin ülkemizde aslında benim üniversiteye başladığım dönemlerde, 2012-2013 yıllarda yeni duyulmaya başlanmıştı. Bu yüzden mekatroniğin ülkemizde birden fazla tanımı var aslında ama biz genel olarak şöyle söyleyebiliriz. Mekatronik mühendisliği, yani mekatronik denince ne anlamalıyız, ne anlayabiliriz? Aslında birden fazla bölümün, birden fazla mühendislik disiplininin birleşmesiyle, yani içeriğinde makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ve elektrik elektronik mühendisliğinin birleşmesiyle birden fazla çıkıyor ortaya. Evet, birden fazla yani mühendislik disiplininin bir araya getirilmesiyle oluşan bir meslek dalı diye tanımlayabiliriz. Tabii günümüzde robot mühendisliği diyenler var, işte otomasyon mühendisliği diyenler var. Bazı farklı tanımlamalar getirilebiliyor. Ama basitçe bu şekilde söyleyebiliriz. Pekala, bu noktada şöyle bir soru da sorsam size. Mekatronik mühendisliğinin geleceği, iş alanları nelerdir? Evet, mekatronik mühendisliğinin geleceği hakkında yani şunu söyleyebilirim. Yani ben mekatronik mühendisliğinin bir üyesiyim. Yani mesleğimden bağımsız olarak, hani meslek ırkçılığından kendimi imtina ederek, yani tabii ki övmek, herkes kendi mesleğini övmek ister ama. Tabii ki. Yani ben bundan bağımsız olarak şunu söylemek istiyorum aslında. Mekatronik mühendisliği. Genel ve objektif bir bakış açısıyla. Tabii kesinlikle, aynen. Evet. Mekatronik mühendisliği gerçekten çok değerli bir bölüm. Neden? Çünkü günümüzde üretim yöntemleri ve üretim süreçleri çok değişti artık. Gelişen teknolojiye uygun yeni üretim ekosistemi içerisinde. Aynı zamanda bu günümüzde çok duyduğumuz Endüstri 4.0, yani 4. sanayi devriminin gerçekleşmesiyle birlikte değişen ekosistemin ihtiyaçlarına karşılık verecek ve bu anlamda yeterli beyin gücünü oluşturacak, karşılayacak anlamda, karşılayan anlamda mekatronik mühendisliği çok önemli bir konuma sahip. Bu yüzden mekatronik mühendisliğini şöyle örneklendirebilirim. Hani şöyle anlatabilirim aslında o noktada. Yani Endüstri 4.0'ın ihtiyaçlarını karşılama konusunda günümüzde en popüler meslek dalı diyeyim. Biraz bu yüzden geleceği da açsak. Evet, Endüstri 4.0'ı şöyle açabiliriz. Daha anlaşılır olması açısından. 2011 yılında ilk kez Almanya'da Hannover Mess fuarında gündeme geldi. Bu Almanlar tarafından geliştirilip dünyaya servis edilen, işte biz 4. sanayi devrimini başlatıyoruz. Hadi in bakalım. Hodri meydan dedikleri bir başlangıçla Hannover Mess fuarında duyurdular bunu 2011 yılında. Yani aslında Endüstri 4.0 nedir dediğimizde ne anlamalıyız? Şunu söyleyeyim. Mesela en basitinden telefon kullanıyoruz. Mobil uygulamalarımız var. İşte telefonun yazılım güncellemesi geliyor. Burada ne yapıyoruz? Bize bildirimler geliyor. İşte versiyon 1.2, 2.3, 5.7 falan. Bu da Endüstri 4.0'da, yani birinci sanayi devrimini Endüstri 1.0 olarak tanımlayacak olursak, günümüzde teknolojinin farklı bir boyuta ulaşmasıyla yeni sanayi devriminin adı aslında Endüstri 4.0. Endüstri'de günümüzde bu şekilde adlandırıyoruz. Son seviye. Evet, son seviye. Ve yani ekosistem tamamen değişti. Yani üretim süreçleri, üretim yöntemleri artık birinci sanayi devriminde, işte 18. yüzyılın başlarında, ortalarında diyeyim,
Buhar gücünün, su gücünün keşfedilmesiyle makineleşmeye geçildi. İşte sonrasında 19. yüzyılın son çeyreğinde elektrik vesaire hayatımıza girince farklı bir boyut kazandı. Hı hı. İşte 1970'lerde de otomasyon işin içine girince tamamen değişti. Şimdi işte 2011'den sonrasını baz alacak olursak 4. sanayi devrimi işin içine girdi ve artık robotların birbiriyle haberleşen ve birlikte üretim yapan insan gücünün ortadan kaldırılıp hemen hemen tamamında makine gücünün kullanıldığı bir sanayi devriminden bahsediyoruz. Evet. Çok fazla yenilik getirdi. Çok fazla değişkenler, parametreler ve farklı üretim yöntemleri, dediğim gibi her şey değişti hemen hemen. Hı-hı. Üretim süreçleri ve yöntemleri değişti. Evet. Endüstri 4.0'ın en büyük özelliklerinden birisi şu. Yani yüksek katma değerli ürünler üretme noktasında, hı-hı, yani gelişen teknolojiyle birlikte, hı-hı, bu çok olası bir şeye geldi. Yani artık çok yüksek katma değerli ürünler üretiliyor. Hı-hı. İşte çünkü teknoloji gelişti, evet, üreten araçlar gelişti ve değişti. Dediğim gibi robotlar artık birbiriyle haberleşip, hı-hı, yani bir hat düşünün. Hattın başından sonuna kadar sıralı robotlar olduğunu düşünün. Hı-hı. İşte birinci robot görevini tamamladığında ikinci robota aynı anda iletişim veri yoluyla bilgi gönderiyor. Hı-hı. İkinci robot ne yapacağını biliyor. Daha çok otomotiv sektöründe, işte savunma sanayinde, Hı-hı, bu tarz firmalarda bunları görebilmek mümkün. Yani Endüstri 4.0'ı kabaca, basitçe bu şekilde tanımlayabiliriz. Peki Ahmet Bey, mekatronikten bahsettik. Evet. Endüstri 4.0'dan bahsettik. Hı-hı. Peki Türkiye'de mekatroniğin konumu nedir? Türkiye'de mekatroniğin konumu, ben mekatroniği ilk duyduğumda lise son sınıftaydım ve geleceğin mesleği diye böyle hani insanlar aralarında fısıldaşarak konuşuyordu. Yani geleceğin mesleği işte şöyle, robot mühendisliği, ne bileyim, her şey robotlara doğru gidiyor. İnsanlar arasında böyle duyarken hani bir anda günümüzde kıyasladığım zaman bakıyorsun, evet, gelecek gelmiş. Yani geleceğin mesleği dedikleri mekatronik mühendisliği. Günümüzde o gelecek hızlı bir şekilde gelmiş ve gerçekten dedikleri gibi geleceğin mesleği. Evet. Halini, yani onu ve yapay zekalarla beraber kesinlikle aslında. Evet. Ve mekatronik mühendisliğinin geleceği ve şu anki Türkiye'deki konumu ile alakalı şunları söylemek isterim. Birçok sektörde çalışabiliyorsunuz. Yani mekatronik mühendisi, kendini donanımla yetiştirmiş bir mekatronik mühendisi, hemen hemen birçok sektörde, birçok meslek dalında çalışabiliyor. Çünkü en basitinden kullandığımız mobil telefonları düşünelim veya insan savar araçlarını düşündüğümüzde bunlar bir elektronik bileşenlerden oluşuyor. Yazılım algoritmalarından oluşuyor. Mekanik tasarım kısımları, yani bütününü ele aldığımız zaman bu ortaya koyduğumuzda bir mekatronik sistem, bir mekatronik cihaz olarak adlandırabiliriz. O yüzden sektörün mekatronik mühendislerine olan ihtiyacı çok fazla ve ilgisinin arttığını da işte iş ilanlarından son yıllarda görebiliyoruz, kesinlikle değil mi? Görmek mümkün. İş ilanlarından da görüyoruz. Ve mekatronik mühendisleri hani kendini biraz daha farkını ortaya koymaya şöyle başlıyor. Üniversitelerde robot yarışmaları, işte ne bileyim teknolojik bu şeyler, atılımlar, işte Teknofest benzeri programlar yapılıyor. Burada mekatronik mühendisleri, ben şöyle hani kendi yorumum diyeyim bu. Şöyle bir baktığım zaman Türkiye genelinde, ülkemizde böyle bir kültür oluştu. Ve bunun başrolü aslında mekatronik mühendisleri. Yani böyle bir yol açtı. Teşvik amaçlı tabii, daha, değil yani mi? Mekatronik mühendisliği ülkemize hani ne kazandır derseniz veya neler kazandırıyor derseniz, ben direkt derim ki yani böyle bir kültür kazandırdı ve nasıl ki bugün Teknofest'te gurur duyuyoruz. Çok güzel şeyler yapılıyor ve orada yapılan projeler, ödül alan projeler bir sonraki aşamada savunma sanayinde bizim artık ülkemizi savunacak birer cihaz, alet haline geliyor. O yüzden mekatronik mühendisliğinin konumu şu an ülkemizde çok güzel yerlere doğru gidiyor. Şunu da belirtmek istiyorum. Mekatronik Mühendisleri Derneği, yani bunu birçok meslektaşım bilmiyor aslında. Ben bu konuda elimden geldiğince
duyurmaya çalışıyorum tabii ki. Burası şu an benim için bir fırsat. Buradan da söylemek isterim. Tabii. Şu an yönetim kurulu başkanımız Ömer Yasin adı güzel kardeşimiz. Kendisine ayrıca buradan teşekkür de etmek istiyorum. Çünkü mesleki olarak biz mekatronik mühendislerinin bir parçası, bir aile olarak görüyoruz. Burada bazı arkadaşlarımız elini taşın altına koyup güzel yerlere getirdiler, resmiyet kazandırdılar. Mekatronik Mühendisleri Derneği şu an Türkiye'de birçok ilde temsilcilikleri olan, şubeleri olan ve güzel etkinliklerde bulunan ve mezun olan mekatronik mühendislerine de iş bulma konusunda veya diğer alanlarda, diğer konularda hem yardımcı olmaya çalışıyor hem eğitim verme noktasında eğitim ilanları yayınlıyorlar. İşte arkadaşlarımız katılabiliyor ve diğer branşlardan da katılabiliyorlar. Sıkıntı yok. Ama bu alanda daha mı çok oluyor? Tabii. O yüzden, destek sağlıyorlar. Tabii. Yani o yüzden hani arkadaşlarımız, meslektaşlarımız şunu bilsinler. Biz mekatronik mühendisleri olarak bir derneğimiz var. Ve arkadaşlara ricam derneğe üye olsunlar. Çünkü biz bu ailenin bir parçasıyız. Evet. Ve dernekte üyeliğimizin olması gerekir diye düşünüyorum. Tabii. Bu yani derneğin tam ismini bir daha alabilir miyiz? Mekatronik Mühendisleri Derneği. Tamam. Buraya evet. üye olabilirler. Tabii. Buradan destek alabilirler. Tabii tabii. Her anlamda. Yani hem network anlamında da bu çok önemli. O konuya da değinecektim ben. Şimdi aslında yelpaze çok geniş. Kesinlikle. Dediğiniz gibi mekatronik alanları da aslında birkaç alan birleşiyor. Burada verimlilik sağlanıyor. Ama iş hayatında network'ün önemi nedir? Network edinmek için neler olmalı? Biraz bunlarla bahsetsek. Tabii iş hayatımızda network çok önemli bir kavram aslında. Ya sadece iş hayatında değil. Yani normal gündelik yaşantınızı düşünün. Yani bir yere gittiniz veya yeni insanlarla tanıştığınızda orada edindiğiniz network, orada tanıştığınız insanlar size sonrasında veya siz onlara bambaşka kapı açabilirsiniz, ufkunuzu açabilirsiniz. Yani olay bambaşka bir yere gidebilir. Bu açıdan baktığımız zaman mesleki olarak da iş hayatında mesleki olarak network'ün önemi çok önemli. Ben mesela elimden geldiğince fuarlara gitmeye çalışıyorum. İşte burada TÜYAP var, Yeşilköy'de CNR Expo var. Fuarlara gittiğimizde ne oluyor? Orada sektörel gelişmeleri takip ediyoruz. Hani evet. Son gündemde neler olup bitiyor veya işte biraz makine araştırmacı fuarını. Mı olmak lazım Ahmet tabii, Bey? Yani yeniliklere kesinlikle. Açık olup tabii, sürekli tabii. araştırmacı olarak aynen. kendimizi geliştirmemiz lazım ya aslında değil bu, mi? Bu hani öğrenmenin bir sınırı yok çünkü. Yani şunu gördüm, bunu gördüm, şunları yaptım, bunları yaptım deyip işin içinden çıkamıyoruz maalesef. Evet. Ya özellikle günümüzde her şey çok hızlı gelişiyor, çok hızlı evet. ilerliyor. Bu yüzden hani gelişmelerden haberdar olmak için. İşte seminerler olabilir, sempozyumlar olabilir veya benim yaptığım gibi fuarlara gidip işte sektörde şöyle bir cihaz varmış, şöyle bir makine geliştirilmiş. Hem sektörel gelişmeyi takip etmek hem de orada bir network kurmak. İşte sonrasında atıyorum X firmada işe başladım ve firmada üretimden sorumluyum atıyorum. Ya bakıyorum iyileştirme yapmam gerekiyor. Bana şöyle bir makine lazım. Aa ben bunu fuarda görmüştüm ve şu firmada görmüştüm. Hemen iletişim kuralım gibi. Yani nerede ne zaman karşımıza çıkacağı tabii, belli değil. Kesinlikle ve ben bu şu an verdiğim örneği gerçekten yaşadım yani bizzat. Evet evet. Ve daha güzel örnekleri var. O yüzden iş hayatında mesleki olarak normal gündelik hayatta da network çok önemli bir yere sahip. Yani network'ümüzü geliştirmeliyiz. Tüm meslek grupları için tabii, aslında kesinlikle. Değil mi? Yani tüm meslek grupları. Kişinin kendisi için aslında bu, aynen, bu edinmesi gerekiyor. Mesleki olarak şeyin dışında değerlendirdiğimizde kişisel gelişim anlamında da çok önemli bir yere sahip yani. Peki siz bu kadar araştırmacı, bir de işinizi severek yapıyorsunuz anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Yani ben kendimi bir mekatronik mühendisi olarak hani mesleğine aşık birisi olarak tanımlarım. Çok yani güzel. Evet, mesleğimi çok severek yapıyorum. Bu noktada başarı da kaçınılmaz oluyor tabii ki. Tabii. Ama ben istiyorum ki biraz kendinizden daha detaylı bahsedin. Hangi sektörlerde var oldunuz? Hangi tabii. görevlerde hizmet verdiniz? Evet, bahsetmek isterim tabii. Ben üniversiteden mezun olduktan sonra Konya'da Akın Robotics yani ülkemizde güzel bir atılım yaptılar. Geliştirmeye devam ediyorlar. Her geçen gün geliştiriyorlar. Orada yapay zeka üzerine çalışmalar yapan personelle birlikte robotların nasıl üretildiğini gördüm. Yani yapay zeka robotik
sektörde bir mekatronik mühendisi olarak çalıştım. Sonrasında işte İskenderun'da mekatronik öğretmeni olarak görev yaptım. Oo, yani çok farklı güzel. bir sektör, evet. Tabii pandemiden dolayı yani yollarımız ayrılmak zorunda kaldı. İşte pandemi biliyorsunuz ki, siz de Zorlu takdir bir edersiniz süreçti ki, herkes için, zorlu evet. bir süreçti ve yani her insanın hayatına farklı bir dokunuşu oldu. Evet. O yüzden yani aslında severek yaptığım bir meslekti öğretmenlik. Sonrasında İstanbul'a gelip burada BİMET Teknik Aletler diye güzel bir firmada, talaşlı imalat üzerine üretim yapan bir firmada üretim mühendisi olarak çalışmaya başladım. Yani bir mekatronik mühendisi olarak hem farklı sektörlerde hem farklı dallarda, branşlarda aslında görev alabildiğimizi de mekatronik mühendisliği düşünen arkadaşlar veya okumakta olan veya mezun olduğumuzda ne yapabiliriz diye düşünen arkadaşlara da buradan söylemiş olurum. Evet. Örnek olarak anlatmış olalım. Peki bu noktada siz geleceğe dönük kendinizi nerede görüyorsunuz Ahmet Bey? Planlarınız nelerdir? Evet, ben bu noktada bir mekatronik mühendisi olarak öncelikle kendime dediğim gibi hani öğrenmenin sonu yok. Kendimi hiçbir zaman evet ben oldum tamam yeterli diye görmüyorum. Bu Sürekli yüzden geliştiriyorsunuz. sürekli geliştirmemiz gerekiyor. Geliştirdikçe hem çalışmış olduğumuz firmalara maksimum nasıl faydalı olabilirim? Veya ileride bir işveren olacaksam, yani bu benim bir hayalim aslında. Hani ülkemize istihdam sağlamak, ülkemizin işsizlik şeyini kapatma anlamında bir istihdam sağlayıp yüksek teknolojiler üreten bir firma, işveren neden olmayalım? Tabii ki, neden Yani olmasın? hani böyle biz bazen söylediğimiz zaman bize şey diyorlar ya, çok abartmıyor musun veya hani biraz yani hayal kurmaktan çekinmeyelim. Aslında vizyonumuzu hep yüksek tutmalıyız. Evet, Hedeflerimiz hep kesinlikle. yüksek Yani olmalı. bize hep küçükken öğretilen bir söz vardı. Yani hedefiniz ne kadar uzakta olursa oraya en yakın, yani denize atan bir taş, denize taş atan birisini hayal edin. Hani hedefinizi ne kadar uzak belirlerseniz veya ne kadar zor olanı belirlerseniz oraya daha yakın bir mesafeye her zaman geliyorsunuz. Belki Evet. o hedefi de tutturabiliyorsunuz. O yüzden hayal kurmaktan çekinmeyelim ve hani abartılı olsa da evet hayallerimizi abartalım Evet. diyorum bu noktada. Benim de ileride ülkemiz güzel hizmetler verebilecek, güzel bir iş veren, büyük bir firma olma hayalim var. Tabii bunu söylerken de altını doldurmak gerekiyor. Kendimizi geliştirip Tabii ki. bu doğrultuda çalışmalar yapıp kendimizi geliştirmek gerekiyor. Aynı zamanda ülkemize savunma sanayinde yani en çok istediğim alanlardan biri aslında. Hani ben yapamasam da oraya hizmet verecek insanlar yetiştirebilmek. Evet. Yani oraya hizmet etmek. Çünkü bizim hani ülkemizin savunma sanayi noktasında yüksek teknolojiler geliştirmeye ihtiyacımız var. Geliştiriyoruz da daha ilerisine ihtiyacımız var. Dünya çünkü artık çok değişti ve ülkeler farklı stratejiler geliştiriyor. Bu doğrultuda bizim de Kendimizi ülkemizi daha çok evet geliştirmemiz geliştirmemiz gerekiyor ve biz de bu noktada işin bir yerinden tutabilmek, hani elimizi taşın gerekiyor. altına koyup bir yerlerde faydalı olabilmek için Evet. çalışmalıyız diye düşünüyorum. Çok doğru. Peki Ahmet Bey, programımızın sonuna yaklaşırken seyircilerimize vermek istediğiniz bir mesajınız var mıdır? Tabii aslında şöyle, mekatronik mühendisleri veya mekatronik mühendisliğini düşünen arkadaşlara şunu söyleyeyim. Aslında ülkemizde yeterli tanıtmaları henüz belki oturmamış olabilir ama mekatronik mühendisliğini acaba ileride iş bulabilir miyim? Acaba geleceğim nasıl şekillenir? Gibi soruları tam böyle netleştirememiş, tercih noktasında tam bir karar alamamış kişiler için şunu söyleyebilirim. Bir defa mekatronik mühendisliğini istemek için, yani seçmek için, tercih etmek için onu hani yapabilecek, biraz araştırıp ben bu mesleği acaba severek yapabilecek miyim? Önce buna bir karar vermek gerekiyor çünkü bu çok önemli. Evet. Dediğim gibi ben kendimi mesleğime aşık birisi olarak tanımlıyorum. O yüzden hani önce kendimizi bir ölçmemiz gerekiyor o noktada. Sonrasında hem üniversitede hem sonrasında çok güzel şeylerin sizleri beklediğini söyleyebilirim. İş imkanı olarak çok fazla sektörde, çok fazla alanda iş imkanımız var. Artık
4. Sanayi Devrimi'nin gerçekleşmesiyle birlikte artık ibre bizden yana diyebilirim mekatronik mühendisleri için. Yani çekinmeden, böyle çok şey yapmadan tercih edebileceklerini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim yani. Yani birkaç alan olması gözlerini korkutmasın aslında. Tabii tabii, hayır. Bu yapılamayacak bir meslek kesinlikle değil. Kesinlikle değil. Yani ben şu ana kadar şahit olmadım. Hani girip de kaldı işte veya yapamadı, başaramadı. Yani sonuçta bir çalışma bu. Evet. Bir süreç. Okuyup mezun oluyoruz. Sonrasında çok güzel şeyler bizi bekliyor aslında. Evet. Mekatronik mühendislerin geleceği hakkında arkadaşların endişesi olmasın. Pekala günümüze Ahmet hitap Bey. Ediyor. Çok güzel mesajlar verdiniz yeni mezunlarımız için, bu mesleği tercih etmek isteyenler için. Biz geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ayrıca ekibinizin ilgisinden dolayı, davetinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizler teşekkür ederiz. Başarılarınızın da devamını diliyoruz ayrıca. Teşekkürler. Sağ olun. Tekrar görüşmek dileğiyle. İyi yayınlar diliyorum ben size. Sağ olun. Sevgili seyirciler, bir İşkolik programının daha sonuna geldik. Sevgili Ahmet Haşıl bizlerleydi. Kendisi mekatronik mühendisi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.